Basın mensubu arkadaşlarımız, Gazeteciler Cemiyeti değerli başkan yardımcımız, öncelikle aramızda bulunamayan cemiyet başkanımız Muhammed Bey'e de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tabii bu 2 yıllık süreçte pandemi döneminde de bir araya gelemedik. Bu süreçte de gerek pandemi nedeniyle, korona nedeniyle, gerek değişik sebeplerden vefat eden bütün gazeteci arkadaşlarımızdan Allah'tan rahmet diliyoruz. Hasta olanlara da acil şifalar diliyoruz. Tabii bugün burada 24.sünü gerçekleştireceğimiz Elma ve Kültür Festivalimizde sizleri davet etmek için bir araya geldik. Cemiyette bir araya gelmek istiyorduk ama sanırım orada teknik bir sıkıntıdan dolayı toplantıyı bu mekanda yapmak zorunda kaldık. Sizi de cemiyetteki bina daha böyle samimi ve dar bir bina ama bu ortamda güzel. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz bizlere verdiği hizmet ve destekten dolayı. 24. Elma Tarım ve Kültür Festivali. Ziraat Odası Başkanımız, Esnaf Odası Başkanımız, Çil Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beraber geldik. 2 yıllık pandemi döneminde festivalimizi yapamadık. 2020 ve 21. İnşallah bu yıl coşkulu bir şekilde bir festival yaşatmak istiyoruz. Gerek Çivril'li hemşerilerimizi, gerek Denizli'li hemşerilerimizi, gerekse sizler aracılığıyla festivalimizi duyup gelmek isteyen bütün hemşerilerimizi festivalimize davet etmek istiyoruz. 30 Ağustos Çivril'in Kurtuluş Günü aynı zamanda ve 30 Ağustos'ta festival tarihlerimizi yine birleştirdik geçmiş yıllarda olduğu gibi. Bu nedenle cumartesi, pazar, pazartesi ve salı gününe isabet etti. Geçmiş yıllarda hep perşembe, cuma, cumartesi, pazar olurdu ama biz artık salı, pazartesi, salı günü 30 Ağustos'la birlikte festivalimizin de finalini gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü Çivril'in düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. yıl dönümü. 30 Ağustos 1922'de Çivril'in kurtuluşu gerçekleşiyor. 100. yıl etkinliklerini de beraberce sizlerle birlikte kutlamak istiyoruz. Programı arkadaşlarımız sizlere dağıtacaklar. Ben kısaca özetlemek istiyorum. Çivril bisiklet sayısıyla Türkiye'deki en fazla nüfus oranında bisikletin olduğu bir coğrafya ve bisiklet şenliklerimiz, festivallerimiz yapılıyor. Yine bu festivalimizin içerisinde de Çivril Pedalları Doğa İçin Çevir adlı bir etkinliğimiz var. Bütün bisiklet severleri bu etkinliğe davet ediyoruz. Bu bisiklet festivalimizden ayrı olarak gölün kenarında, yine Işıklı Akgöz Pınarlarında, Işıklı Gölü'nün kenarında bir gezi gerçekleşecek. Sizler de takip ediyorsunuz. Geçmiş Haziran ayında bir Nilüfer Şenliği gerçekleştirdik. Öncesinde de bir 19 Mayıs'ı gençlik şöleniyle 20 Mayıs'ta bir gençlik konseri düzenledik. Bu etkinliklerin içerisinde Çivril'deki festivalimizde yer almasını istediğiniz sanatçılar kimlersiniz diye sorduk. Tabii sosyal medyayı kullananların çoğunluğu gençlerden olduğu için oradan gelen istek sanatçılar da gençlerin istediği sanatçıları oluşturdu. Yine festivalimizin ilk gününde grup Madrigal, Efe, ikinci gününde Zeynep Onat ve Sefo, üçüncü günü Ece Seçkin, pazartesi günü ve 30 Ağustos günü de Çivril'in Kurtuluş Güldönümü aynı zamanda da 30 Ağustos günü de Osman Öztunç ve Serdarcan konserlerimizle Çivril hemşerilerimiz coşacak. Tabii Çivril'de tarımla ilgili yaptığımız çalışmalar var. İşte Ziraat Odası Başkanımız da yanımızda. İşte bu 2 yıllık dönemde bir araya gelemediğimiz için bunları sizlerle de paylaşamadık. Çivril'de bir Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurduk belediyemiz bünyesinde. Belediyemizin arazilerini ekiyoruz, biçiyoruz. İşte kara arpa dediğimiz yöresel bir arpamız var. Bunun ziraatini yaptık. Koca buğday dediğimiz bir buğdayımız var. Bunu arazilerimizde ekerek bu tür geleneksel ata tohumlarının üretilmesi ve çoğaltılması için çalışmalar yapıyoruz. Ziraat odamızın eleme makinesiyle de tohumlarını el ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde bu tür aktivitelerimiz devam edecek. Ve yine bir belediyeye ait şirketin camız çiftliğini kurduk. Ve önümüzdeki günlerde de mandrasını faaliyete geçireceğiz. Yani Çivril tarımsal faaliyetler anlamında üretilen elmamızla, şeftalimizle,
ve hayvan varlığı sayımızla Denizli'nin ilçeleri içerisinde en fazla tarımsal faaliyetin yürütüldüğü bir coğrafya. İşte ziraat odamızın 19 bin üyesi var. Esnaf odamızın yaklaşık 2500 üyesi var. Ticaret odasının Çivli Ticaret Odası olmadığı için Denizli Ticaret Odası'na kayıtlı 570 üyesi var, şirket var. Bir tarım memleketinde bir ziraat fakültesinin kurulması için girişimlerde bulunduk. Sağ olsun hayırsever iş adamımız Atasay Kamer Bey, ziraat fakültesinin kurulması için gerekli bütün maddi destekleri sağlayacağını, binaları yapacağını, ekipmanları, traktörleri, laboratuvarları oluşması için bütün makine ekipmanı alacağını söz verdi. Böyle bir protokol yapılarak Pamukkale Üniversitesi'nin ziraat fakültesinin Çivril'de kurulması yönünde bir karar aldı. Yani tarım memleketi Çivril'de ziraat fakültesinin kurulmasıyla birlikte yine ziraat odamız, ilçe tarım müdürlüğümüz, belediyemizin tarımsal hizmetler müdürlüğüyle elma üretimi, şeftali üretimi, ayçiçeği üretimi, narenciye dışındaki bütün meyvelerin üretimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Tabii üretmek yetmiyor. İşte bu festivallerle bu ürettiğimiz ürünlerin daha büyük pazarlara satılması ve duyurulması için çalışmalar gerçekleştireceğiz. İnşallah bu festivalde bir dönüm noktası olacak. Sizlerin de desteğiyle Çivril'de üretilen bütün tarımsal ürünlerin, yaklaşık 70 bin tona yakın şeftalimizin, 250 bin ton elmamızın, ayçiçeğimizin, hünnabımızın, eriğimizin, yani narenciye dışında dediğimiz gibi bütün meyvelerin, armut mesela son yıllarda çok moda oldu, kayısı, bu tür ürünlerin ülke pazarlarında satılması için, pazarlanması için de çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanı sıra tabii Çivril doğal ve tarihi güzellikleriyle bir turizm memleketi. Çivril'de bölge turizminin merkezi yapma yolunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine sizlerin sayesinde Işıklı Gölümüz son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. O göldeki tekne turları, Nilüferleri görmek için gelenlerin ziyaretleriyle bölgemiz hakikaten hareketlendi. 100 bine yakın kişinin geldiği söyleniyor. Beydilli mahallemiz, gölün kenarındaki Sereserli mahallemiz, Sundurlu mahallemiz ve Irgınlı mahallemizden gölün etrafındaki bu mahallelerden tekne turları yapılıyor. Ve buradaki restoranlarımız, bölgedeki otelcilerimiz, gıda üretimi yapan ve satışı yapan işyerlerimiz de bu turizm pastasından ekmek yemeye başladılar. Bu da yine sizlerin desteğiyle oldu. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine 2019 yılında Çivril'de göl kenarında gazeteci arkadaşlarımızla bir buluşma gerçekleştirmiştik. Dedik ki pandemi işte birçok şeyi etkiledi. Annemizi babamızı bile görmekte, ziyaret etmekte çekindiğimiz ortamda sizlerle de bir araya gelemedik. İnşallah bu etkinlikleri de önümüzdeki günlerde çoğaltacağız ve sizlerle yine sık sık bir araya gelmek istiyoruz. Tabii bu turizm bu festivalle daha geniş kitlelere duyurulması gerekiyor. Sadece Işıklı Gölümüz değil, Çivril'de tarihi yönüyle işte milattan önce 5500'lü yıllarda yaşantının var olduğu. Mesela bölgenin ilk işte şarap imalathanesi Beyci Sultan Höyü'nde bulundu. Ve birçok kazılar devam ediyor. Çal bölgesinde Ekşi Höyük'teki kazılar devam ediyor. Bölgemiz milattan önce 6000'li yıllardan beri yaşantının devam ettiği bir coğrafya. Yani 8000 yıllık bir coğrafya. Beyci Sultan Höyüğünü işte biz Göbekli Tepe ile şey yapıyoruz. Yani uzaklara Göbekli Tepe'ye gitmeye yok, gerek yok. İşte Çivril'de Beyci Sultan Höyüğünde bu Neolitik dönemin yaşam biçimini gelip görün diyoruz. Bu festivalle inşallah bunu da gelenlere de orada davet edeceğiz ve festivale katılımcıları da günübirlik turlarla Beyce Sultan'a, yine atalarımızın 1071 Malazgirt'ten çok önce bu topraklara geldiğinin işareti olan Özdemirci mezarlığımız var. Bu Özdemirci mezarlığını ziyaret etmelerini istiyoruz. Eumeniye antik kentimiz var. Yine geçmiş dönemlerde Roma döneminden, Bizans döneminden eserlerimiz var. Bizce Anadolu'nun tapusunun alındığı 1176 Miraçefalon Zaferi'nin kazanıldığı topraklar, Çivril toprakları. İnşallah 17 Eylül'de yine kutlama şenliklerini yapacağız. Bu etkinliklere de davet etmek istiyoruz. Yani bunu her Denizli'nin sizler vasıtasıyla ekranları başında izleyenlerin, sosyal medyadan sizleri takip eden bütün arkadaşlarımızın bunu bilmesini istiyoruz. Yani bu toprakların
kolay yurt edinilmediğini, yurt edinildiğinde de Şivril'de kazanılan zaferle bu tapunun alındığını herkese duyurmak istiyoruz yani. Onun için bu festivali, bu yılki festivali önemsiyoruz. 2 yıldır yapamadık. İnşallah bu yıl hem bu doğal güzelliklerimizi, Tokalı Kanyonumuzu, Akdağ'daki sığır kuyruğu yaylamızı, buradaki yılkı atlarımızı, geyiklerimizi, sonrasında Gümüşsu Şelalemizi, Işıklı Akgöz Pınarlarımızı, yine Işıklı Gölümüzü, Beyce Sultan Höyüğümüzü, yine Özdemirci'deki mezarlığımızı, Bayat'ta restorasyonunu tamamladığımız bir camimiz var. Gerçekten yani bütün hemşerilerimin görmesini istiyorum. Yani oradaki işçilik, oradaki motifler, o doğal ortam kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerler. Bayat Camimizi ve Savran'daki Serbanşah Camimizi kesinlikle ziyaret edilmesini istiyoruz ve bunları da yine sizler aracılığıyla, yine festivalimize katılacak hemşerilerimize duyurup onları bu ziyaret noktalarına çağırmak istiyoruz. Yine programa döndüğümüzde yine işte bisiklet bizim için önemli. Olmazsa olmaz. Hem ulaşım aracımız, bağımıza, bahçemize, teyzelerimizin, annelerimizin üzümünü, karpuzunu, elmasını taşıdığı hem bir taşıma aracımız. Bizim hayatımızın bir parçası. Bisiklet etkinliğine bütün sizler aracılığıyla takip eden, duyan herkese davet ediyoruz. Tabii tarım ve hayvancılıkla ilgili Ziraat Fakültemizin hocaları, değerli dekanımız Turan hocamız ve konuşmacı arkadaşlarımızla bir panel düzenleyeceğiz. Devlet Demiryolları'nın 1882'de tren seferlerine başlayıp 1989 yılına kadar tren seferlerinin devam ettiği bir istasyon binamız var. Buradaki binaların restorasyonunu tamamladık. O tarihi atmosferde bu konferanslarımızı yapacağız. Yine tarıma ilgi duyan, sadece Şivrilli değil, sizler vasıtasıyla elmacılığı, meyveciliğin nasıl yapılması gerektiğini merak eden, işin uzmanlarından, ehil kişilerden, profesörlerden bunu dinlemek isteyen bütün izleyicilerimizi ve hemşerilerimizi de konferanslarımıza davet ediyoruz. Bir hasat yapacağız. Tabii elma 250 bin ton, 260 bin ton elma var. Kayıtlı olmayan elmalarımız da var tabii. Erken hasat dediğimiz elmalarımız şu an sizlerin gördüğü elmalar ama asıl hasadımız Eylül ayının sonuna doğru başlıyor. Elma hasadı Ekim ayında da devam ediyor. Dolayısıyla festivalin adı Elma Festivali ama elmanın dışında işte eriğimiz, şeftalimiz, nektarinlerimiz, armudumuz ve birçok meyvemiz de hünnabımız. Olgunlaşma mevsimi biraz daha geç. Şu an biz yetiştirebildiğimiz ürünleri getirdik. Bir şeftali bahçesinde hasat gerçekleştireceğiz. Biz elmaya şeftali ismini de ekleyelim mi diye bir düşünce de geçti festivalin ismine. Ama dedik şimdilik gerek yok. Çünkü elma ile başlamış, elma ile devam etsin. Ama bir elma bahçesi ve şeftali bahçesinin hasadını yapacağız. Bunu görüyoruz birçok yerde. Bir turizm faaliyeti olarak da değerlendiriyorlar. Yani elma bahçelerinin hasat döneminde, şeftali bahçelerinin hasat döneminde bir turizm rotası içerisine alıp yine turistlerin dalından elmayı kopararak tadına varmaları, oradaki atmosferi yaşamalarını bizler de istiyoruz. Saat 17'de bir açılış kortejimiz de olacak. Yine bu yıl renkli bir kortej, geçmiş yıllardan farklı bir kortej yürüyüşü düşünüyoruz. Orada atlarla, eşeklerle bir kortej yürüyüşümüz olacak. Ve bu üretilen ürünleri de o kortejde at arabalarının üzerinde, kanunların üzerinde sergilemek istiyoruz. Akşamında da yine bizim Denizli'mizin hemşerimiz ve uluslararası camiada bizleri temsil eden bir sanatçımız var. Efe Güngör Bey sahne alacak. Türk halk müziği eserlerini seslendirecek. Yine gecesinde de gençlerin artık merakla beklediği Grup Madrigal konseri var. İkinci gün pazar günü etkinliğimiz Aktar Zafer Tırmanışı. Aktağ Ege bölgesinin ikinci yüksek dağı. Hem Afyonkarahisar hem de Denizli ili sınırları içerisinde kalıyor ama zirve Çivril'de. Bir zirve yürüyüşümüz var. Ben o zirveye tırmanabilirim diyen, kendini genç hisseden, güçlü hisseden herkesi bu yürüyüşe davet ediyoruz. İnşallah zirveye beraberce tırmanacağız. Oradaki kar kuyularından da kar şerbeti yapıp o şerbetin tadına varabiliriz diye düşünüyoruz. Yine saat 13'te Beyce Sultan'ı biraz önce anlattık. Bu Beyce Sultan'da
1950'li yıllarda İngilizler gelip kazı yapmış. Ve yine 2007 yılından beri Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle kazılarımız devam ediyor. Orada bir kazı evi var. Ege Üniversitesi'nden Eşref Hocamız kazıları yürütüyor. Şimdiye kadar yaptığı kazıları, 1950'lerde İngilizlerin yaptığı kazılardan çıkan eserler, 2007'den sonra yapılan kazılardan çıkan eserlerle ilgili oranın bir hikayesini, öyküsünü bizlere anlatacaklar. Tarihe ilgili olan, Denizli tarihini, Çivril tarihini merak eden bütün hemşerilerimizi yine Devlet Demiryolları Gar Binası'ndaki bu konferansa davet ediyoruz. Yine festivalimizin gelenekseli olmazsa olmazı cirit yarışlarımız. İnşallah bu yılda Haydan mahallemizde cirit sahası olarak yapmayı planladığımız bir saha var. Şu an inşaat faaliyetleri başlamadı ama cirit etkinliğimizde Haydan mahallesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Yine cirit meraklılarını, ata binmek isteyenleri de saat 10-16'daki bu etkinliğe davet ediyoruz. Yine festivalimizin içerisinde yarışmalar var. İşte elma şeftali üreticileri, en güzel elma ve şeftali üretenlerin yarışmaları, elma güzeli yarışmamız, elmalı ve şeftalili pasta tatlı yarışmaları var. Özellikle çok ilgi çekiyor. Bayanlar bu tür yarışmalara çok katılıyorlar. Pasta yarışması. Yine çekirdek yeme yarışması. O da benim de iddialı olduğum bir yarışma. Sizlerden de merak edenler varsa o yarışmaya katılımınızı bekliyoruz. Bunların ufak tefek böyle ödülleri, hediyeleri de olacak. En yavaş bisiklete binme yarışmamız olacak. Yani bisikleti hızlı sürme yarışması yaparsak bazen üzücü kazalar meydana gelebiliyor. Biz de onun için dedik ki en yavaş bisiklete binme yarışması olsun. En azından kazasız, böyle risksiz bir yarışma yaparız diye düşündük. Akşam yine Denizli hemşerimiz olan ünlü sanatçımız Zeynep Onat bir konser verecek. Saat 22'de de Sefa konserimiz olacak. Yine havai fişek gösterilerimizde etkinliğimiz devam edecek. Pazartesi günü Mirya Kafanoz Zaferi, biraz önce kısaca değindim. Bizim için, Denizli için, bütün Türk İslam coğrafyası için çok önemli bir zafer. Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş sonucunda kazanılan bir zafer. Bu zaferle ilgili bir söyleşimiz var. Pamukkale Üniversitesi hocalarımızdan Yusuf Kılıç hocamız konuşmacımız olacak. Yine Devlet Demiryolları'ndaki gar binasında gerçekleştirecek. Yine Çivril tarihine, ülke tarihine meraklı bütün hemşerilerimizi de bu konferansa, etkinliğe davet ediyoruz. İnşallah akşamında da Ece Seçkin konserimiz olacak. Coşkulu bir konser olacağını umut ediyoruz. 30 Ağustos dedik, Çivril'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle birlikte coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Milli mücadelede Çivril, işte 1176 Anadolu'nun tapusunun alındığı memleket Çivril diyoruz. Yine 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilen bir Çivril. Yani o gün Anadolu'nun tapusu alınmış ama aradan geçen onca süreye rağmen düşman bu topraklardan gözünü ayıramamış ve hala gözü bu topraklarda olduğu için 1921'de gelip bu toprakları işgal etmiş. Ve milli mücadele, Çivril'de çatışmalar yaşanmış. Sonucunda da 30 Ağustos'ta Çivril'imiz düşman işgalinden kurtulmuş. Bununla ilgili milli mücadelede Çivril konulu konuşmada yine Pamukkale Üniversitesi hocalarımızdan Profesör Doktor Turgut Tok hocamız ve Mithat Aydın hocamız konuşmacı olarak yer alacaklar. Büyükşehir Belediye'mizin Mehteran ekibi, yine Büyükşehir Belediye'mizin halk oyunları ekipleri gösteriler sergileyecekler. Festival sürecinde yaptığımız yarışmaların ödül törenleri de yine 30 Ağustos günü yapılacak, gerçekleşecek. Akşamında da yine Serdar Can konserimiz var. Yine Osman Öztunç ile coşkulu bir konser gerçekleştirerek festivalimizin kapanışını da 30 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz. Ben şimdiye kadar 24.sü yapılana kadar bu festival için emek veren, başlangıcını yapan bütün belediye başkanlarımıza, belediye çalışanlarımıza sizler huzurunda da teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar bu etkinliklerimize katılan ama bu etkinliğimizde bulunamayan gazeteci arkadaşlarımıza, katılanlara teşekkür ediyorum. Katılamayan, vefat edenler de biraz önce dedik, Allah rahmet eylesin, rahmet diliyorum.
Rabbim hepimize sağlık sıhhat versin. Şimdi biz pandemide onu öğrendik. Yani sağlık sıhhat olmadan hiçbir şeyin kıymeti de yok, keyfi de yok. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde yine sizlerle sık sık bir araya gelmek istiyoruz. Bu davetimize icabet ettiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah festivalimizde de teşrif ederseniz sizleri Çivril'imizde misafir etmek istiyoruz. Ziraat Odası Başkanımız, Esnaf Odası Başkanımız, meclis üyelerimiz ve bütün Çivril'li hemşehrilerim adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.